Merhaba, Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün 47. Şehir Hepimizin programını yapıyoruz. Bildiğiniz gibi İstanbul Hepimizin girişimi tarafından gerçekleştiriliyor. Bugün Diyarbakır şehrini odağımıza alacağız. Konu başlığımız katılımcı demokrasi ve yerel yönetimde Diyarbakır örneği olacak. Konuğumuz ise eski Diyarbakır Belediye Başkanı ve Milletvekili Osman Baydemir olacak. Geçtiğimiz günlerde 14 Ekim'de Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin düzenlediği Yerel Yönetimler Sempozyumu'nda, ki bu Fikri Sönmez, eski Fatsa Belediye Başkanı Fikri Sönmez anısına düzenlenmişti. Osman Baydemir konuk oldu ve orada bir sunum yaptı. Arkasından da biz kendisiyle bir söyleşi gerçekleştirdik. Bugünkü programda iki bölüm halinde bu sunum ve söyleşiyi yayınlayacağız. Öncelikle bu söyleşi yapma imkanını bize verdikleri için Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi yetkililere de teşekkür ediyoruz buradan. İlk bölümde Osman Baydemir, Diyarbakır Belediyesi'nde 2004 ve 2014 yılları arasındaki çalışmalardan bahsetti. Birkaç tane başlık vermem gerekirse, buradaki Kent Konseyi ve Mahalle Meclisi örneklerinden bahsetti, birer katılımcı demokrasi örneği olarak. Şeffaf bütçe çalışmaları, sağlık ve su konuları yaklaşımı belediyenin, kadınlardan çocuklara ve diğer dezavantajlı gruplara yönelik düzenlenen kültürel, sanat ve spor programlarından ve çalışmalarından bahsetti. Ve ilginç bir örnek olarak da 1954 yılında Diyarbakır'da açılan Sümerbank Halı Fabrikası'nın mevcut binası, kapanmış binası ve alanı içerisinde yer alan bölümlerin korunarak tekrar kamu yararına nasıl kazandırıldığını, sunulduğunu detaylı olarak anlattı. İsterseniz ilk bölümde bu sunumu izleyelim. İkinci bölümde tekrar sizlerle birlikte olacağız. Arkadaşlardan rica edersek videoyu başlatabilirler. Göreve başlanmış ilk günlerden itibaren temel hedefimiz sosyal ve kültürel dokuyu korumak, kollamak ve geleceğe taşımak. Ekonomik kalkınmayı sağlamak, planlı bir kentsel gelişimi hayata geçirmek. Bütün bunları yaparken, bütün bunları inşa ederken de tarihi ve kültürel değerleri mutlak surette koruma altına almak, doğal, ekolojik yapıyı mutlak surette kollamak, korumak ve yoksullukla, yoksunlukla, yoksun bırakmayla mücadele etmek, demokratik ve cinsiyetçi, özgürlükçü bir kültürün hayat bulması konusunda çaba sarf etmek. Bütün bunları hayata geçirme çabasını ortaya koyarken elbette ki temel, dinamik olarak ele almış olduğumuz paradigmamız temsili demokrasiyi yeterli görmüyordu. Temsili demokraside giderek doğrudan demokrasiye geçişin araçlarını, imkanlarını zorladık. Kent Konseyi başta olmak üzere. Meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri, sendikalar, mahalle meclisleri, mahalle muhtarları, şahsiyetler, aklınıza gelebilecek bütün dinamikler 10 yıllık zaman dilimi içerisinde kent yönetiminde etkin bir şekilde söz aldı ve etkin bir şekilde denetim mekanizmasının bizzati parçası oldular. Açıkça ifade etmek gerekirse öyle bir noktaya geldi ki artık kentin bir yandan idaresinin bütçesi hazırlanırken kent dinamiklerinin tamamı sürecin içerisine dahil oluyor. Ama o yıl devir edilme aşamasına geldiğinde o yılın bütün harcamaları yine o kentin tüm dinamiklerinin başta kent konseyi olmak üzere onayından, yani ibrasından geçiriliyor. Öyle bir noktaya geldik ki rüşvet, yolsuzluk, irtikap, ihlas gibi bütün kavramlar adeta tarihe girdi. Öyle bir noktaya geldik ki Diyarbakır'da ya biz yolsuzluğu ortadan kaldırdık deyimine halk, ma bu da övünülecek bir şey mi?
bununla övünülür mü? Zaten olması gereken budur noktasına gelmiş bulunuyor. Bir basit örneklemem gerekirse, Kent Konseyi'nin bütün mutat çalışmalarında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin 10 yıl zaman dilimi içerisinde hayata geçmiş olduğu bütün projelerin %75'i A'dan Z'ye, bütün projelerin %75'i Kent Konseyi'nin onayından geçtikten sonra startı verilmiştir. Neredeyse Kent Konseyi'nden geçmeyen, Kent Konseyi'nden onay almayan proje bir nevi kent tarafından, halk tarafından, STK'lar tarafından, mahalle meclisleri tarafından kabul görmeyen proje, askıya alınan proje haline dönüştü. İşte bütün bunlarla birlikte temel hedeflerden bir tanesi de yoksulluk ve yoksunlukla mücadele. Öyle bir kent realitesini devralmıştık ki 70 yıl, 80 yıl boyunca yoksulluk, yoksunlukla adeta terbiye edilmeye çalışılmış. Yetmemiş üzerine 30 yıllık bir savaş, bir çatışma ortamı yaşanmış. Düşünün 1990'lı yıllarda Diyarbakır nüfusu 275 binden birdenbire 1 milyona tırmanmış bir şehirden bahsediyoruz. Altyapı, üst yapı, sosyal donatım alanları, üretim alanlarının tamamı artık nüfusa yetmeyecek hale gelmişti. Sümer Park ortak yaşam projesi ve ortak yaşam deneyimini müsaadeniz olursa bugün sizlerle paylaşacağım. Şunu açık yürekli ifade etmek isterim ki yerel yönetim deneyimimizde bayrağı arkadaşlarımızdan devraldık. Aynı siyasetten, aynı terbiyeden, aynı etikten geçmiş olan arkadaşlarımızdan devraldık. Onlar da bayrağı mehlizanalarından devralmışlardı. Ve biz de 10 yıllık zaman diliminden sonra bayrağı bir kez daha arkadaşlarımıza devrettik. Her bir tuğla öncesinden kurulan bir binanın ya da temelin üzerine kurulan tuğlalardı. 1940 ile 1960'lı yıllarda planlı kentsel gelişme, planlı kalkınma stratejisi doğrultusunda biliyorsunuz ki 47 tane Sümer Bank fabrikası inşa edilmişti. Maalesef 1990'lı yıllardaki neoliberal politikalarla bütün bu fabrikalar özelleştirilme sürecine girdi. Diyarbakır'da 1954 yılında açılan ve 1500 kişi gibi önemli bir alanda istihdam olanağı yaratan bu fabrika kapatıldı. Ve arazisi, kampüsü adeta metruk bir yapıya, metruk bir binaya dönüşmüş durumdaydı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve kentin tüm dinamiklerinin dahiliyetiyle Sümer Park Sosyal Yaşam Alanı projesi startını verdi. Tabii müsaadeniz olursa bu yoğun göçün yaratmış olduğu büyük bir kentsel sorun alanlarıyla karşı karşıyaydık. İçme suyundan tutun kentsel altyapıya kadar pek çok alanda büyük devasal sorunlar yaşanıyor. Sıtma, tifo, brusella gibi hastalıklar neredeyse kentin kaderi haline dönüştürülmüş durumdaydı. Altyapı çalışmalarıyla örneğin 2004 yılı verilerine baktığımızda bütün Türkiye genelinde görülen 8400 sıtma vakasının neredeyse 3900'ü Diyarbakır'da tespit edildi. Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk sahasında ise 573 tane sıtma vakası vardı. 2007 yılında belediyenin bütün faaliyetlerinin sonucunda sorumluluk sahamızdaki sıtma vakası sayısı, Sayın Bakanım hoş geldiniz, sıfıra inmiş durumda. Sıfıra indi. Yani yolsuzlukla birlikte, yoksunlukla birlikte, irtilatla birlikte bu tür hastalıklar da tarihe gömüldü. Bana sorarsanız belediyecilik nedir diye bana sorarsanız 10 yıllık deneyimden hareketle söylüyorum. Belediyecilik aynı zamanda koruyucu hekimliktir. Belediye başkanının işi hastane açmak değil, hastalığı üreten zemini ortadan kaldırmaktır.
sağlıklı içme suyunu yurttaşa olabilecek en düşük maliyetle sunabilmektir, ulaştırabilmektir. Diyarbakır kayyuma rağmen halen suyu musluktan içiyor. Ve bu aynı zamanda kurucu hekimlik görevinin işlevinin en etkin şekilde hayata geçirilmesinin bir sonucuydu. Bilirsiniz, bugün biraz önce bir arkadaşım bana bir imza kampanyası metnini getirdi. Sanırım bir hastane, Bakırköy Hastanesi rant alanına dönüştürülüyor. İşte Sümen Park alanı da bir rant alanına dönüştürülme çabasıyla biz karşılaştık. Etkin çabalar, etkin müdahalelerle 80 bin metrekarelik alan ve içerisindeki 10 bin metrekarelik kapalı alanla birlikte adeta bir kent üniversitesine dönüştürüldü. Açık söylüyorum, kent üniversitesi haline dönüştürüldü. Ve bütün bu alanın tamamı kentin her kesiminden nüfusuna açık hale getirildi. Neredeyse bu kent üniversitesi dediğimiz mekanın kendisi aynı zamanda tescil ettirildi ve bizden sonra bayrağı devretmiş olduğum arkadaşlarım şu anda cezaevinde bulunan Gülten Kışanaklar tarafından da şu üzerinde görmüş olduğunuz güneş panelleri eliyle de enerjisinin de %80'i güneşten elde edilir hale dönüştürüldü. Bir rant alanı belediyeciliğinden bir kamusal hizmet halk belediyeciliğine nasıl gidilir, nasıl yapılır, nasıl inşa edilir en önemli örneklerinden bir tanesini görüyoruz. Bu görmüş olduğumuz mekanizma içerisinde kadın destek merkezi, çocuk destek merkezi, engelli merkezi, spor merkezi, meslek edinme merkezi, sivil toplumu geliştirme merkezi, Siyur Hunari Sanat Atölyesi, Diyarbakır Güneş Evi, Resepsiyon Salonu, Mehmet Uzun Kütüphanesi, Ahmet Sanat Galerisi, Amfi Tiyatro, Nikah Salonu, Gazete Tercümeti gibi her birisi kendi doğası içerisinde adeta bir fakülte gibi hizmet yürüttü. Müsaadeniz olursa özellikle Dikasum'un birkaç faaliyet alanına değinmek isterim. Diyarbakır'daki kadın meclisiyle birlikte Dikasum adeta bütün bölgede merkez ve ilham kaynağı haline dönüştü. Özgürlükçü, demokratik, cinsiyet eşitlikçi paradigmanın hayat bulması konusunda. Öyle bir noktaya geldi ki kadın sorunlarını araştırma ve uygulama merkezi adeta araştırmacıların da sosyologların da çalışmalarını, tezlerini hazırlama konusunda başvurdukları yegane mekanizmalardan bir tanesi haline geldi. Hayatı boyunca ilk defa kadın nüfusu bu merkezde fitness center'larla, fitness hizmetleriyle karşılaştı. Bu merkez etkin hale geldi ki artık gelen kadın nüfusu çocuğuyla birlikte geliyor. Çocukları için de ayrıca çocuk kreşi diyebileceğimiz anneler, kadınlar çeşitli faaliyet alanlarında, faaliyet dallarında zaman geçirirken çocuklarının da bakabilecekleri ve onların da bakımının yapılabileceği çocuk merkezi, çocuk oyun odaları oluşturuldu. Bu hizmetin bir müddet sonra karşılığı bütün kente yansıdıktan sonra bu sefer mahallelerden, parklardan hizmetin aynısı istendi. Ve eğitmenler gözetiminde bu hizmetin kendisi, merkezde inşa edilen bu hizmetin kendisi kentin çeperindeki bütün parklara taşındı. Bütün bu hizmetler 1 milyonluk bir nüfusa yetiyor muydu? Yetmiyordu elbette ki. İşte bu merkezin paradigması, bu merkezin bakış açısının mahallelere yansıması açısından da Ben Hüseyin Mahallesi, Azize Mahallesi, Yeniköy Mahallesi gibi yerlerde de çamaşır evleriyle, çamaşır evlerini inşa etmek suretiyle kadın yaşamını kolaylaştırmanın çabası içerisine girildi. Şimdi erkek nüfusunun büyük bir çoğunluğu ya çamaşır evi de bir hizmet midir diye düşünebilir. Ama emin olun en büyük hizmetlerden bir tanesidir. En büyük hizmetlerden bir tanesidir. Çünkü kadını evinden çıkaran, o mekana götüren ama aynı zamanda o mekanda da
çamaşırlar makinede yıkanırken eğitim alabildiği, komşusuyla buluşabildiği, kimi yerde siyaset yaptığı, kimi yerde sosyal yaşama dahil olduğu mekanlar aranası haline dönüştü. Aynı şekilde bütün bu hizmet alanlarının gelişmesiyle birlikte Diyarbakır'da çocuk destek merkezi ve çocuk müdürlüğünün hizmete başlamasıyla birlikte Diyarbakır'daki çocuk alanıyla ilgili hizmet yürüten bütün meclisler bir çatı altında toplandı. Tıpkı şu anda HDP'nin yapmaya çalışmış olduğu gibi. Çok bileşenli yapıların ortak paylarlarda, ortak mekanizmalarda buluşması da bu vesileyle sağlanmış oldu. Bir eksikliğimiz devrimci, demokrat ve alternatif bir yaşamın mümkün olduğuna inanan ve bu mümkünü hayata geçirmenin çabası içerisinde olan bizlerin, biz burada bulunanların bir eksikliği var. O da kendi ürünümüze de, kendi ayranımıza da her zaman ekşi diyoruz. Oysa kendi ayranımızı hakikaten tazalamamız gerekiyor. Bunu topluma verebilmemiz gerekiyor. Benim iddiam şu ki şu salonun %90'ı, %95'i Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmetlerinden bir haberdar. Türkiye'nin batı yakası bunu böyle bilmiyor. Bakın, kayyum atandı. Kayyumun birinci yılında şu an itibariyle 9 kayyum yolsuzluktan görevden alındı. Birinci yılın daha birinci yıldasınız. 9 kayyum yolsuzluktan alındı. Benim hakkımda binlerce soruşturma açıldı. Arkadaşlarım hakkında binlerce soruşturma açıldı. Tek bir tanesi Akçeli'yle ilgilidir. Hepsi sözlerimizdir. Hepsi fikirlerimizdir. Hepsi icraatlarımızdır. Bu mekan, bu ortam emin olun başarmış. Biz başarmışız. Niye bu kadar kayyum atandı? İşte bunlardan dolayı bu kadar kayyum atandı. Bu Türkiye'de yaygınlaşmasın. Bu Türkiye'de bilinmesin. Farklı bir yaşam mı kurgulamak mümkün? Yeni bir hayat mümkün? Yeni bir Türkiye mümkün? Nü gizlemek, perdelemek için kayyum atandı. Hiç şüpheniz olmaz. Mutlaka ama mutlaka başaracağız. Nasıl? Bu buluşmaları çoğaltarak. Ben çok teşekkür ediyorum. Evet, Osman Baydemir ilk bölümde 2004-2014 yılları arasında özellikle Diyarbakır Belediyesi'nin de yapılan çalışmalardan bahsetti bu bölümde. Açılışta bahsettiğim gibi kendisiyle bu sunumun akabinde bir söyleşi yaptık. Burada daha çok milletvekili kimliğiyle Türkiye'nin güncel meselelerine de dokunarak konuştu. Belli başlı konulardan bahsetmem gerekirse, vermek gerekirse belli başlı başlıkları. Toplumsal belediyeciliğin öneminden bahsetti. Sivil toplumun demokratik haklarına nasıl sahip çıkacağından ve Türkiye'de yerel özelliğe ihtiyaç var mı, bu soruları irdeledi. Diyarbakır'da kayyum atamalarının etkileri ve sonuçlarından bahsetti. 2019 yerel seçimlerine değindi ve en sonunda vicdan ve adalet nöbetlerinden bahsetti. İsterseniz bu söyleşiyi de şimdi izleyelim. Kapanışta tekrar görüşeceğiz. Kanaatimce yerel yönetim, yerindenlik ve demokrasi ilişkisini irdelediğimizde bir kent açısından, bir habitat açısından, bir yerleşim birimi açısından demokrasinin beşiğidir. Ve özü itibariyle doğrudan demokrasiye en yakın seçilmiş mekanizmadır. Yurttaşın hem talebi itibariyle dokunabileceği mekanizmadır. Ama aynı zamanda söz konusu erkin, yerel yönetim erkinin de vatandaşın ihtiyacına yanıt olabilmesi açısından en hızlı mekanizmadır.
Doğrusu an olur, belediye başkanı dokunur, hayat değişir. Ya da an olur, belediye dokunur, hayat değişir. Veya an olur, belediye sırtını döner, gereğini yerine getirmez, hayat tabiri caizse zindana dönüşmüş olur. Bunun onlarca pozitif ve negatif örneğiyle karşı karşıyayız. Demokrasilerin yurttaşın davranış biçimi haline dönüşmesinde de, yani demokrasinin bir kültüre dönüşmesinde de en önemli araçlardan, mekanizmalardan bir tanesidir diye düşünüyorum yerel yönetimler, belediyeler. Maalesef mevzuasal engellerle karşı karşıyayız ve mevzuasal engellerin yanı sıra yönetme kültürü sorunlarıyla karşı karşıyayız. Bir örnek vermek gerekirse, belediyeler vardır ki, örneğin Türkiye'deki bütün belediyeler aynı mevzuatla yönetilirler. Aynı mevzuata tabidirler. Ama bir belediye vardır ki, bir parkın yapımında kadın örgütlerini, engelli örgütlerini, kent konseyini, muhtarları, bütün dinamikleri planlama safhasına katar ve öyle inşa eder. Ama bir anlayış vardır ki ben yaptım, ben ettim, ben bilirim, ben seçilmişim, ben ne dersem o olur anlayışı da var. Hangisi demokrasidir? Bana göre birincisi demokrasidir. Dolayısıyla yerel yönetimlerin doğrudan demokrasiye ve yerel yönetimlerin demokrasinin bir yurttaş davranış biçimine dönüşmesine, yani bir kültüre dönüşmesinde çok önemli bir rolü, çok önemli bir katkısı, çok önemli bir sorumluluğu vardır diye düşünüyorum. İtiraz etmek. İtiraz etmek dışında başka bir çare de yok. İtiraz etmek aynı zamanda demokrasinin bir yöntemidir. İtiraz etmek aynı zamanda hem demokrasiyi koruma hem de demokrasiyi geliştirme ödevidir, sorumluluğudur demokrasiyi savunan her birey, yurttaş, kesim, kurum, kuruluş açısından. Bakın, çağcıl demokrasilerde artık temsili demokrasinin ne kadar demokratik olduğu tartışılıyorken, bir bireyin hem cumhurbaşkanı olması, hem parlamento başkanı olması, hem başkomutan olması, hem bakan olması, hem belediye başkanı olması, hem yargıç olması, hem savcı olması, hem kaymakam olması, yani her şey olması demokrasi değildir. Dünyanın neresinde böyle bir sistem uygularsanız uygulayın, bunun adı diktatörlüktür. Ve bütün dünyada uygulanan bu sistemler, bu yöntemler toplumlarına büyük acı, büyük ızdırap yaşatmıştır. Bunun örnekleriyle doludur. O halde yapılması gereken bir tek şey var, demokrasiye sahip çıkmak. Yerindenliğe sahip çıkmak. Ülke demokrasisine ve ülkede çoğunluk yurttaşın demokrasi kültürüne ve onun kurumsallaşmasına giden yol, açık söylüyorum, belediyeden başlar. Hatta ve hatta mahalleden başlar. Hatta ve hatta sokaktan başlar. Daha ötesine gideyim, aile içerisinden başlar. Anne, baba, evlat ilişkisinden başlar. Eşlerin kendi arasındaki demokratik, özgürlükçü, eşitlikçi hukukla başlar. Eğer siz kentinizde, örneğin ya da beldenizde, demokratik bir yerel yönetim anlayışını savunup onu getiremezseniz, ülkede de demokrasiyi getiremezsiniz, inşa edemezsiniz. Kendi beldenizdeki o seçimle elde etmiş olduğunuz başarı öyle bir noktaya gelir ki en baştakinin hoşuna gitmez, alır kayyum atar. Bugün bu ülkede neredeyse 90 belediyeye kayyum atarmış durumda. Ve bu kayyum ataması uygulamasını yapanlar da
milletin iradesi, milletin iradesi, milletin iradesi, yani demokrasi, yani demokrasi diyen bir anlayışın sözcüleri. O halde demokrasi sadece dille olmuyor. Özümseyerek ancak olabilir. İnanarak ancak olabilir. Yani bu bir kültür olursa kurumsallaşmış olur, garanti altına almış olur. Bir kez daha söylüyorum, hem garanti altına almak, hem korumak, hem geliştirmek için itiraz etmek durumundayız. Ve itirazlarımızı da birleştirmek durumundayız. Buluşturmak durumundayız. Örneğin, bana yapılana, demokrasiye aykırı olan, bana yapılana İstanbullu karşı çıkmazsa, gün gelir İstanbulluya da yapılır. İstanbulluya yapılana vakti zamanında ben itirazımı ortaya koymazsam, gün gelir bana yapılır. O halde demokrasi ortak paydasında ortak itirazı gecikmeksizin ortaya koymakla mükellefiz diye düşünüyorum. Bana göre bundan 100 yıl sonra ne olur onu bilemiyorum. Ama şu anda dünyanın her tarafında yerindenliğe ihtiyaç var. Dünyanın her yerinde yerel özelliğe ihtiyaç var. Dünyanın her yerinde demokrasiye ihtiyaç var. Bakın, Avrupa nasıl Avrupa oldu? Ya da Avrupa Birliği nasıl kalkındı? Avrupa Birliği'ne üye olan ülkeler ekonomik ve sosyal kalkınmasını nasıl sağladı? 10 tane neden sıralarsam, bunlardan bir tanesi yerel özelliktir. Ve en önemlilerinden bir tanesidir. Yerel özellik derken, yerindenlik derken, kimisi bunu bir bölünme fobisi olarak kodluyor olabilir. Bu büyük bir yanılgıdır. Tam tersine yerindenlik, yerelden özellik demokrasinin ta kendisidir. Ve demokrasi bölmez. Demokrasi birleştirir. Yerindenlik bölmez. Yerindenlik, yerinden özellik katar. Sahiplilik duygusunu yaşatır. Ve bütünün parçası olur. Siz bir insana, o ailenin bütününün parçası olduğu duygusunu yaşattığınızda o ailesine sarılır. Bu anne baba evlat ilişkisinde de böyledir. Siz bir evladınıza sahip çıktığınızda, diğer evladınıza sahip çıkmadığınızda o evladınız ya kendisine zarar verir, ya aileye zarar verir, en iyi ihtimalle terk eder aileyi. Benim burada yerim yok der. Ben dışlanıyorum der. O halde bir kez daha söylüyorum, yerindenlik özü itibariyle demokrasidir. Demokrasi de özü itibariyle birlikte yaşatma rejimi, sanatı, kültürünün ta kendisidir. Bakın, İstanbul gibi bir şehir. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Eleştirirsiniz, eleştirmezsiniz. Taraftarı olursunuz, olmazsınız, seversiniz veya sevmezsiniz. Milyonlarca insan bir belediye başkanı seçti değil mi? Yarış oldu. Bir belediye başkanı seçildi. Sonra o belediye başkanı çıktı, dedi ki beni adam yerine koymadılar. O belediye başkanı istifa etti dedi. Eğer yerindenlik olsaydı, eğer özellik olsaydı, ancak ve ancak İstanbul halkı o belediye başkanını görevlendirdi. Bu aynı zamanda İstanbul halkının iradesine de saygısızlıktır. İki, eğer yerindenlik olsaydı, İstanbul'da yerindenlik ilkesi, yani Avrupa yerel yönetimler özellik şartı çerçevesinde belediyeler özerk olmuş olsaydı, kendi kararlarını kendileri
ve İstanbul halkıyla beraber vermiş olsaydı ne Gezi olayları olurdu ne de insanlar hayatını yitirirdi. Çünkü belediye başkanı kent konseyiyle birlikte oturacaktı, toplanacaktı, tartışacaktı, itirazları tartışacak, bitecekti, muhtemelen projeden vazgeçecekti. Yani Ankara illahim bu olacak diyemeyecekti. Benim dediğim dedik, ben dersem o olur, olmasa da oldururum diyemeyecekti. Çünkü bir hukuk nizamı, bir demokratik değerler nizamı hakim olmuş olacaktı. Şimdi aslında çözümün de hani bu minvalde Kürt sorunun çözümünde de aslında başvurulacak mekanizmaların başında geliyor yerindenlik. Ve yerelden tabiri caizse özellik. Neredeyse 70 yıllık bir korkudur, bir fobidir. Bölünme korkusu, bölünme fobisi. Ama bu 70 yıllık bölünme korkusu ve bölünme fobisini adeta hayat bulsun diye her türlü adımda atılıyor. Mesela kayyum uygulamasının kendisi. Şimdi Allah aşkına demokrasiye inanan, birazcık daha demokrasiye inanan herkes elini vicdanına koysun. Milletin seçmiş olduğu ancak ve ancak millet geri çektiğinde sandık kurulur, geri çekildiğinde görevi sona erer. Belediye başkanının yerine kayyum atamak işgal etmektir. Tartışmasız işgal etmektir. O açıdan bütün kardeşlerim bilsinler ki vallahi ister AKP'li olsun, ister MHP'li olsun, ister CHP'li olsun, ister bağımsız belediye başkanı olsun. Eğer milletin seçmiş olduğu belediye başkanı ancak ve ancak milletin rızasıyla gider, inanıyorsanız buna ve Çanakkale Belediye Başkanı'nın garantili olmasını istiyorsanız, İzmir Belediyesi'nin garantili olmasını istiyorsanız veya Şişli veya hani Beşiktaş Belediyesi'nin garantili olmasını istiyorsanız, Gülten Kışanak özgürleşmelidir. Gülten Kışanak özgürleşmediği müddetçe, görevine başlamadığı müddetçe Türkiye'de hiçbir belediye başkanı ve dolayısıyla milletin iradesi garanti altında değildir. Eğer Gülten Kışanaklar tutuklandığında örneğin Kadir Bey gerekli olan itirazı ortaya koyabilmiş olsaydı emin olun bu uygulamaya maruz kalmazdı. Emin olun bundan. Neredeyse bir yıllık bir zamanı buluyor. Adeta kayyum uygulaması 10 yıllık, 15 yıllık tüm öğretim alanlarına, demokratik öğretim alanlarının tümüne bir saldırıdır. Bir belleği yok etme çalışması ve çabasını şu anda yürütüyorlar. Bakın biz korunma amaçlı imar planını oluşturduk. Ve Suriçi'ni dünya kültürel miras listesine içerisine dahil etti ve UNESCO'ya dahil oldu Diyarbakır Suriçi bölgesi. Şu anda Suriçi'nin 8 mahallesi yerle bir edildi. Koruma amaçlı imar planını oluşturmak kentin bütün dinamiklerini dahiletiyle oluşmuştu. Ve UNESCO'ya gidinceye kadar o bütün safahatlar milimetrik hesaplarla yapılmıştı. Şimdi o plandan eser yok. Düşünün bir sit alanı içerisinde ki kentin temel kimliği daracık sokaklardır. Ana altta bulvarlar açılıyor. Karakollar inşa ediliyor. Surun içerisinde. Suru zaten göğüslesen suru bir kalkan balığıdır. Göğüsleyebilirsin suru. Onun içerisinde 7 tane karakol kuruluyor. Gözetleme kurulları kuruluyor. Ve insanların rızasına başvurmaksızın insanların evi başlarına yıkılıyor. Bakın ben 10 yıl belediye başkanlığı yaptım. Ve Suriçi içerisinde onlarca projeye imza attım. Benim de boşalttığım evler var. Ama rızayla, ama ikna ederek, 3 yıl uğraşarak,
3 yıl uğraşarak. Ama yıkmak asla. Elektriğini kesmek asla. Suyunu kesmek asla. Asla. Çünkü bu hizmet onun için zaten. Bu hizmet zaten orada yaşayan insan için. Eğer sen onun rızasını almamışsan, onun evini yıkıyorsan, sen belediye falan değilsin, sen işgalcisin. Kim olursan ol, hangi otoriteyi arkana almış olursan ol, halkın rızasını almadan şu anda orada bir kültürel miras yok edilmek isteniyor. Koruma amaçlı imar planı yok edilmek isteniyor. Surun hafızası yok etmek isteniyor. Surun içerisindeki camilerin, kiliselerin, havraların ne kadar değer varsa hepsinin belleğiyle oynanıyor. Bakın, engelliler, kadınlar, kültürel miras itibariyle dil alanının tamamına saldırı var. Dikasım kapatıldı. Öyle bir noktaya gelmiştik ki artık Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde örneğin yönetim erkinde bulunacak daire başkanı, müdür. Eşitlik ilkesini uygulamaya çalıştık. 10 tane dairemiz varsa 5 tanesi kadın olsun, kadın başkanlık etsin. 10 tane müdürlüğümüz varsa 5 tanesini kadın müdürlük etsin. Bütün kadınlar görevden alındı. Tek bir kadın müdür, tek bir kadın daire başkanı şu anda yok. Yani bir kadın düşmanlığı aynı zamanda ortaya konmaya çalışılıyor. Çok açık ve ne söylüyorum. Örneğin ana dilde eğitimle ilgili kreşler açmıştık. Tamamı kapatıldı. O dezavantajlı nüfusun tümünün, engelliler, kadınlar, madde bağımlısı, işsizler, gençler, bütün bunlara tahsis etmiş olduğumuz bütün alanlar zapt edildi ve şu anda Diyarbakır'da STK'ların gönül rahatlığıyla toplantı yapabilecekleri bir mekan yok. Bütün mekanlar kapatıldı. Mekanların ismi değiştiriliyor, ismi. Bir fetih mantığıyla yaklaşılıyor. Yahu Allah'tan kork, peygamberden utan, sen nereyi fethediyorsun? Kime karşı fethediyorsun? Ben açık söyleyeyim, eğer Müslümanlıksa git Müslümanlığı onlardan öğren. Git o Müslümanlığı o halktan öğren. Müslümanın ilk şartlarından bir tanesi de hırsızlık yapmamaktır. Hırsızlık yapmamaktadır. Cana kıymamaktır. Dolayısıyla mesele onu da aşmış durumda. Şu an itibariyle bir kez daha söylüyorum, demokrasi askıya alınmış durumda. Evet, Türkiye'nin batı yakasında da olağanüstü hal rejimi var. Ama Kürt'ün coğrafyasında, Kürt'ün yaşamış olduğu coğrafyada olağanüstü hal rejimi değil. Sıkı yönetim de değil. Demokrasi A'dan Z'ye askıya almış durumda. Ve biz, Türkiye'nin batı yakasında yaşayanlar, ister anlı secde görmüş kardeşlerim olsun, ister laik seküler kardeşlerim olsun, ister kiliseye gitsin, ister camiye, ister cemevine gitsin, biz oraya gözümüzü kapattığımızda, orada olup bitenleri görmediğimizde buraya demokrasi falan gelmez. Gelemez, gelebilemez. Ya hep birlikte ya da hiç. İşte bizim bütün çabamız bu ülke, bu memleket her rengiyle, her diliyle, her inancıyla hep birlikte demokrasiyi bir kez daha inşa edelim. Ve geç kalmamamız gerekiyor. Emin olun, geç kalmamamız gerekiyor. Biz 20 Mayıs'ta geç kalmasaydık, bu dokunulmazlıkların kaldırılması meselesinde bu ülke geç kalmamış olsaydı, emin olun 15 Temmuz olmazdı, olamazdı. Biz Sur'a, Nusaybin'e, Şırnak'a, oranın çığlığına sessiz kalmamış olsaydık, o çığlığa buradan, İstanbul'dan ses verilmiş olsaydı, durun denilmiş olsaydı, insanları diri diri yakmayın denilmiş olsaydı, hukuk, adalet neyse onun gereğiyle yaklaşın denilmiş olsaydı, 15 Temmuz olmayacaktı. Olamayacaktı çünkü darbe mekaniği devreye giremeyecekti. Çünkü bu mevsimlerden besleniyorlar. 15 Temmuz olmasaydı, karşı darbe 20 Temmuz darbesi olmayacaktı. Yani olağanüstü hal rejiminin inşasına fırsat verilmemiş olacaktı.
İşte bütün bunlar zincirin halkası gibi birbiriyle bağlantılı hususlardır. Önce acının bize gelmiş olup olmamasına bakmaksızın kim acı çekiyorsa onun yanında yer alabilirsek bu memleketi emin olun düze çıkarabiliriz. Halen mümkün bu. Ben kurban olayım. Bütün izleyenleriniz, bizi şu anda duyanlar ve hatta bizi izlemeyenlere de izleyenler aracıyla bir ricam var. Onlara da ulaştırın. 2019'a kim öle kim kala. 2019'a gelmeden biz bugün ne yapabiliriz, yarın ne yapabiliriz? Bunu konuşmasak, bugün ve yarın biz yan yana gelemezsek, 2019'u unutun kardeşim. Çünkü bu ülkede birileri öyle bir rejim inşa ediyor ki, sandığa gitme zeminini elinden alıyor. 16 Nisan referandumda sandığa gitmedik mi? Ben bu ülkenin 104 yerinde hayır propagandası için çalışma yürüttüm. 104 yerinde. Benim hayır deme gerekçemle muhtemelen sizin hayır demeniz deme gerekçeniz arasında da farklar vardı. Ama açık söylüyorum. Sandıktaki hayırlar sandıktan çıkarılmadı. Birileri el koydu. Peki bu 2019'da bir kez daha yaşanmayacağının garantisini kim verebilir bize? Hiçbir kimse. Bu rejim bu şekilde devam ederse. O halde 2019'a yani demokrasiye giden yolu bizim önce beraber örmemiz lazım. Nasıl öreceğiz onu? Esas mesele bu. Ben sizinle yaşamın her alanında aynı düşünmek zorunda değilim. Siz de benimle aynı düşünmek zorunda değilsiniz. Farklı inanca mensup olabiliriz. Farklı etnik kimliklere mensup olabiliriz. Farklı parti programlarına sahip olabiliriz. Ama ortak değerlerimiz var. Namaz kılanın, kılmayanın, cemevine gidenin, havraya gidenin, kiliseye gidenin veya hiçbir tanesine gitmeyenin. Ortak paydalarımız var. Mesela bir, demokrasi. İki, adalet. Üç, hukukun üstünlüğü. Dört, serbest seçim. 5 barış. 10 bunlardan hangisinde mutabıksak onlar üzerinden bugünden itibaren yürüyelim. Aynı fotoğraf karesinde bulunmaktan imtina edenler demokrasinin kurumsallaşmasına katkı sunamazlar. Ben bu ülkenin geleceğinde söz sahibi olmak istiyorum. Ben bu ülkenin gidişatından şikayetçiyim. Ama beni olduğumdan farklı gösterirler diye sizinle aynı fotoğraf karesine girmiyorum. Hiçbir şey inşa edemezsiniz, kusura bakmayın. Hiçbir şey inşa edemezsiniz. Onun için ilkeler üzerinden. İlkeler. Demokrasi, adalet, hukuk, onurlu bir barış. Bu benim aklıma gelenler. Siz de üzerine koyun. Ya da bana deyin ki ya bu fazla oluyor, bunu çıkaralım. Şu üçüyle yürüyelim. Eyvallah, baş göz üstüne. Ortak 1, 2, 3, 4, 5 madde üzerinden, ilkeler üzerinden bir yol haritası. Ve toplumun huzuruna çıkmak, önce serbest seçim sistemini garanti altına alabilecek bir sosyal, siyasal, zemin oluşturmakla mükellefiz diye düşünüyorum. O oluştuğunda zaten 2019'da milletin iradesi ne olursa hepimizin de başı gözünün üzerinde kabulü olur. Gerek yerel yönetimlerde gerek diğer tüm seçimlerde. Mesela vicdan ve adalet nöbetini biz de tuttuk. 28 gün boyunca kesintisiz Diyarbakır, İstanbul, Van, İzmir. Bakın iddia ediyorum. Bu ülkenin büyük bir çoğunluğu
vicdansızlıktan muzdarip, adaletsizlikten muzdarip ve bu ülkenin büyük bir çoğunluğu, bu ülkenin aydınlık geleceğinin birilerinin yanlış politikalarına kurban edildiğinden rahatsız ve hemfikir. Bu hal böyle ortadayken savaş tezkeresine evet demek neyin nesi oluyor? Hem haklı olarak, meşru olarak ben de destekliyorum. Yürüyeceksin kilometrelerce. Adalete sahip çıkacaksın. Doğru olan budur. Olması gereken budur. Hem fındık üreticisinin, tütün üreticisinin, pamuk üreticisinin, emekçinin alın teri gasp ediliyor diyeceksin. Haklısın. Seninle beraberim bu konuda. Ama bütün bu olumsuzlukların ana kaynağı olan savaşa evet diyeceksin. Sen zaten savaşı durdursan, biz zaten savaşı durdursak bu ülkede, açık söylüyorum ha, perde kalkıyor. Savaşı durdursak, bu ülkeye cenaze gelmesini önlersek, bunu başarırsak, bana gerek kalmayacak ha, milletin kendisi diyecek ki kral çıplak. Ama bu tezatlıktan bu ülkenin çıkması lazım. Bu ülkenin muhalefetinin bu tezatlıktan çıkması lazım. Şimdi İdlib'den veya Jarablus'tan veya bu ülkenin sınırlarının dışındaki herhangi bir yerden gelecek Anadolu ve Mezopotamya çocuklarının, yani Türk ve Kürt çocuklarının ve bu memleketin çocuklarının tümünün vebali kimin boyundadır? O cenazelerin vebali kimin boyundadır? Kimse kusura bakmasın, tezkereye evet diyen herkesin boyundadır. Ve bu ülkede şu an itibariyle göğsünü gere gere, zindanı göze alarak, olduğundan farklı gösterilmeyi göze alarak savaşa karşı çıkan yegane hareket kaldı, o da HDP'dir. Peki HDP nerede? HDP'nin yarısı zindandadır. HDP'nin yarısı zindanda şu anda. Bakın ben açık ve ne söylüyorum. Enis Berberoğlu'nu tutuklamak bir darbedir. Ve aynı şeyi bekliyorum. Selahattin Demirtaş'ı tutuklamak bir darbedir demelerini bekliyorum. Demokrasi budur. Özgürlük budur. Birlikte mücadele etmek budur. İşte budur. Ben bunu kastediyorum. Biz bunu başarırsak, Türkiye başarır. Bu HDP, MHP, AKP, CHP meselesi olmaktan çıkmış, Türkiye meselesine dönüşmüş durumda. Açık söyleyeyim, bu Kürt meselesi olmaktan da çıkmış, İnsanlık meselesi haline dönüşmüş durumda. Biz insanlıktan yana mı olacağız? Ya da insanlığı yok etmeye çalışanların ekmeğine, değirmenine yağ mı süreceğiz, su mu taşıyacağız? Müsaadeniz olursa son söz olarak da şunu ifade edeyim. Aliya İzetbegoviç. En zor zamanlarda dahi, ama en zor zamanlarda dahi ki halkı büyük katliamlara maruz kalıyordu. Şu anda aslında onun o günlerde yaşamış olduğu duyguyu Osman Baydemir olarak ben bugünlerde yaşıyorum. İnsan olmak ve ne olursa olsun insan kalabilmek. Bütün mesele bu. Bu ülke insanlığını ve insan kalabilmeyi yitiriyor kardeşlerim, yitiriyor. Buna dur dememiz lazım, buna itiraz etmemiz lazım. Her birimizin tüylerinin diken diken olması lazım. Bugüne kadar yaşamış olduğumuz travmalar, eğer durdurmazsak, hep beraber dur demezsek, daha büyük travmaların da habercisi. Bakın, şöyle bir hafızamızı yoklayalım. Irak'ı bu hale getiren son hamle neydi? Saddam'ın Kuveyt işgali. Şimdi bu ülke nereye doğru gidiyor? Allah aşkına bu ülke nereye doğru gidiyor? Suriye işgali, Irak işgali, Kürdistan işgaline doğru gidiyor. Bunu durdurmak bizim elimizde. Hepimizin elinde.
Kime oy vermiş olursan oy ver. Saygı duyuyorum. Hiç sorun değil. Ama bu ülke elden kayıyor. Beraber dur dememiz lazım. Yanlış kimden gelirse gelsin. Benden geliyorsa bana dur değil. Dur dememiz lazım. Biz durmayacağız. Mutlak suretle faşizmi durduracağız. Durdurmakla mükellefiz. Ve bu ülkede barışı mutlak suretle inşa edeceğiz. Bu mümkün. Bu başarıldı. Bir kez daha başarılacak. Ben buna yürekten inanıyorum. Asla moralimizi bozmayalım. Ama birbirimizi dostça demokrasi zeminine çekmenin de gayreti içerisinde olalım. Çok teşekkür ediyorum. Bugünkü programımızda katılımcı demokrasi ve yerel yönetimde Diyarbakır örneğini konuştuk. Konuğumuz Osman Baydemir'di. Teknik ekibe, Medyascope'daki teknik arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Osman Baydemir'e de bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta programlarımız devam edecek. Hoşça kalın.